Merhaba sevgili seyircilerim. Bir cumhurbaşkanı bir belediye başkanını meydanlarda neden hedefe oturtur? Öyle ya. Belediye başkanları sonuçta siyasi partilerin liderleri değiller. Öyle iken Recep Tayyip Erdoğan son Karadeniz gezisinde Ekrem İmamoğlu'nu hedefe oturttu. Hem Rize'de hem Trabzon'da yaptığı konuşmalarla adeta topa tuttu. Bakın Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinden bir tanesini aktarmak istiyorum. İstanbul'un bölücü örgüte peşkeş çekilmesine mani olacağız. Ne kadar tuhaf, ilginç bir beyan değil mi? Ne yani Ekrem İmamoğlu PKK'lı mı? Bu mu anlatılmak isteniyor? Akıl alacak gibi değil. Hatırlayalım benzer söylemler 24 Haziran seçimleri arefesinde de gündeme gelmişti. Ekrem İmamoğlu'nu Pontus olmakla itham etmişlerdi ama İstanbul seçmeni onların zerresini umursamadı. 14 bin olan farkı 800 küsür bine çıkardı. Öyle iken şimdi benzer bir dezenformasyon taarruzu başlatılmış durumda. Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu hedef almasının birkaç boyutu var. Birincisi bugünden ilan etti. Benim birinci rakibim Ekrem İmamoğlu'dur dedi ve alel acele daha Seçim olalı iki ay geçti ki sevgili seyirciler, iki ayda bebeler kundaktan bile çıkmaz. Öyle iken sabredemiyor Sayın Erdoğan, hemen hücuma geçti. Kendisi 17 yıldır iktidarda hakkında yapılan eleştirilere tahammül edemeyip sürekli yargıya müracaat ediyor. Öyle iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen hem de büyük farkla hem de İstanbul'da AKP ve Tayyip Erdoğan hükümranlığını yıkarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nu bu şekilde hedef alıyor. Elinde bir belge var mı, elinde bir bilgi var mı, neye dayanarak söylüyor bilmiyorum, anlayamıyorum. Buradan hareket ile Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin önümüzdeki süreçte Ekrem İmamoğlu'na karşı taarruzlarını sürdüreceğini söylersek mübalağa etmiş olmayız. Bir başka hatırlatma, Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışı yani İstanbul Belediyesi'nin PKK ile özdeşleştirilmesi imasını dikkatinize sunduktan sonra birkaç gün önce Devlet Bahçeli'nin benzer manada ki ifadelerini hatırlatalım. Evet, Bahçeli aynı şeyi söylemiş aşağı yukarı. İstanbul'da bir eş başkanlıktan dem vurmuştu. Neymiş efendim? Ekrem İmamoğlu İstanbullu PKK'lılarla beraber eş başkanlık modeli ile beraber yürütüyor, beraber götürüyor imiş. Sevgili seyircilerim, bütün bunların toplamı kısa süre içinde çıkan görüntü şudur. Ekrem İmamoğlu'na karşı demin de söyledim. Operasyonlar her hal ve şartta yapılacak. Biz bunun içindir ki 2-3 hafta önceki videomuzda aman Ekrem Bey ne olur Ekrem Bey dikkatli olun çünkü birinci hedef sizsiniz. Çünkü size karşı özel ekipler kuruldu. Çünkü sizi bertaraf etme adına olmadık oyunlar oynanacak diye ikaz etmiştik. Haklı çıktık. Daha iki ay bakın değerli seyirciler iki ay olmadan Ekrem İmamoğlu böylesi ithamların, imaların hedefinde. Diyeceksiniz ki görevden alınabilir mi İstanbul'a kayyum atanabilir mi tabii buna evet demek mümkün görünmüyor şunun için böyle bir şey olursa maazallah o zaman Türkiye'de seçim olayı tamamen gündemden çıkar. Seçim olayı askıya alınır. Demokrasi tamamen iptal edilmiş olur ve Türkiye'deki rejim alenen isimlendirilir. Bugün ima edilen şeyler o zaman bütün dünya platformlarında aleniyet kazanır. Buradan hareketle Tayyip Erdoğan'ın öyle çok kolay kolay İstanbul'a bir kayyum ataması icraatına emir vereceğine ihtimal vermiyorum. Ayrıca böyle bir şey Ekrem İmamoğlu'nu haliyle mağdur yapacaktır ki Tayyip Erdoğan buna izin vermez. Gerçi AKP bu ne yapacağı da belli olmaz. Çünkü AKP iktidarı ile beraber Türkiye'de artık olmaz olmaz. Yani hiçbir şeyin hukuku da yoktur, kuralı da yoktur. Çok sıkışırlarsa Ekrem İmamoğlu eğer çok tehdit eder noktaya gelir icraatları beğenilir ise Pekala bu yola da son çare olarak başvurabilirler ama ifade ettiğim gibi bugünden böyle bir şey söz konusu değil. Akşamdan sabaha böyle bir şey e, mümkün değil. Şunu yapacaklar ısrarla ve inatla Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çevresini gözetleyecekler atadığı kadroları gözetleyecekler. Ve mesela bir tane HDP ile ilişkisi olan, organik bağ olan isim bulunduğu takdirde bunu büyük bir yürültü ile kamuoyunu ayağa kaldıracaklar ve İmamoğlu'nu bu şekilde yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışacaklar. Ekrem İmamoğlu için en büyük vurgun bölücü örgüt ile özdeşleştirilmesi olacaktır. Bunu AKP biliyor. Bunu Tayyip Erdoğan biliyor. Bunu Devlet Bahçeli biliyor. Bu itibarla İmamoğlu çok dikkatli olmalı. Özellikle kadrolaşmalar ekseninde gözünden hiçbir şey kaçmamalı. Kendisinin değil ama atadığı yöneticiler eğer yanlarına yanlış bir personel istihdam ederlerse bunun üzerinden Ekrem İmamoğlu'na saldıracaklar. Dedim ya Tayyip Erdoğan şu an rakip olarak sadece Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Bu itibarla iktidardan inmemek yeniden seçilme adına bir ihtimal, bir alternatifi bertaraf edecek. Bunun için ifade ettim. Mecbur kalınırsa hiç ama hiç düşünmeksizin Ekrem İmamoğlu'nun yerine pekala kayyum da atayabilirler. Bunu elbette bütün dünyaya zor izah ederler ama bunların bir amacı var. İktidarda kalma, iktidarda kalma adına bütün dünyayı bile göz ardı ederler. Zira iktidardan düştüklerinde başlarına yargı tehdidi söz konusu olacağının farkındalar. Bu vesileyle bir şey daha ilave etmek isterim. Recep Tayyip Erdoğan sadece PKK bağlamında hedefe oturtmadı İmamoğlu'nu. Mesela bir tatil olayını diline doladı. Hatırlayalım. Efendim dedi ben işte hiç tatil yapmadım. Böyle bir tatile gitmedim ama adam daha dün bir bugün iki hemen tatile çıktı dedi. Yine aklım almıyor bir cumhurbaşkanı nasıl böyle bir şey söyler dedim ya daha iki ay olmuş bir belediye başkanını böyle bir hafta sonu çocuklarının yanına gitmesini evet Ekrem İmamoğlu bir hafta sonu çocuklarının yanına gitti ki ben de o konuda uyarmıştım aman ne olur üstüne gelecekler buradan diye nitekim haklı çıktım bunu bile meydanlara malzeme yapabiliyor. Öyleyse ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Dediler ki ben böyle bir tatil yapmadım, ben böyle bir tatile gitmedim. Pardon Sayın Erdoğan, 15 Temmuz darbe gecesi siz neredeydiniz? Evet soruyorum neredeydiniz? Marmaris'te değil miydiniz? Yazıcı otelde değil miydiniz ki onun sahibi benim köylüm? sevgili İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan işletiyor. Serkan sizi davet etmedi mi? Orada onun misafiri değil miydiniz? Dahası o gece tatilde olduğunuz için MİT müsteşarı bile size ulaşamadı. Kendi ifadeleri böyle. Tayyip Erdoğan sadece 15 Temmuz akşamında tatile çıkmadı. Açın gazete arşivleri ortada. Pek çok tatili var böyle. Mesela hani Fettah Tamimce var ya Fetullah'ın gözbebeklerinden fettah tamimce bu aralar devletin kurduğu turizm ajansının yönetimine alınan fettah tamimce onun otellerinde sayın Erdoğan tatil yapmadı mı ya gazete arşivlerinde var bunu ben uydurmuyorum ne yani İstanbul'u su basması yağmur yağması ihtilalden daha mı önemli ne yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kast edilmesi İstanbul'a yağmur yağmasından daha mı önemsiz? Bu itibarla Sayın Erdoğan Ekrem İmamoğlu'ndan ciddi anlamda siyasi manada ürktüğünü aslında bu şekilde itiraf etmiş oluyor. Bizi izlemeye devam edin.